esnafımız gerçekten zor bir süreçten geçti ve geçmeye de devam ediyor. Sonuçta özellikle Tokat'ımız ve Tokat'ımızın esnafı çok ahlaklı, çok gerçekten işine, gücüne sahip çıkan bir esnaf bu. Ve bizim de onlara yapmamız gereken de her zaman yanlarında olmamız ki sizler de bunu yapıyorsunuz. Bizler de belediyelerinde de bunu yapmaya da hep azami de gayret sarf ediyoruz. Esnaf eğer gelişirse, esnaf büyürse şehirde gelişir ve büyür. Ben buna can yürekten inanan bir kardeşinizin esnaf çocuğuyum. Onun için de her zaman, her daim de ben de istiyorum ki buradaki esnaflarımız dükkanlarını büyüsün, işlerini büyüsün ve beraberce Tokat'ı büyütelim. Bütün derdimiz, kanaatimiz bu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi pandemi süreci gerçekten zor bir süreçti. Biz de her zaman, her daim olduğu gibi yine esnafımızın sizler sayesinde de yanlarında olduk. Bundan sonra da olacağız. Bunu da açık yürekle buradan da söylemek istiyorum bütün esnaf kardeşlerime de. Ne zaman, nerede bize ihtiyaç olursa biz her zaman sizlerleyiz. Sizlerin yanındayız ve her zaman da olmaya da devam edeceğiz. Çünkü insanlar bu günlerde birbirine ihtiyaç duyar. Zor günlerde birbirine ihtiyaç duyar. O zaman insanlar birbirine omuz verir ve öyle günlerde verilen bu destekler kıymetlidir ve değerlidir. İnşallah da biz de inanıyoruz ki bir an önce bu pandemi süreci biter ve herkes o eski günlere kavuşur. Ama biraz sanki süre alacak gibi ama bu yeni süreçte de herhangi bir şekilde bize ne zaman ihtiyaç duyulursa da başkan buradan açık çek sunmak istiyor. Biz hep varız ve hep bağlamaya da devam edeceğiz inşallah. Devamı yanımızda olduğunuzu biz esnafımızla beraber buna ve tüm Tokat buna tamamen şahittir. Bunda da İyi ki siz varsınız diyorum başkanım. Yani çok şükür yani sıkıştığımız her yerde kapılar açılmasında bize çok yardımcı oldunuz. Ben 1500 esnafım adına ve diğer odalar adına teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Her zaman beraberiz diyorum. Evet. Saygılar sunuyorum.